Sende. Tebrik ederim Gülay. Artık kırarken daha büyük parçalara ayırabiliyorsun. Bu yapışır, yapışmaz mı? Boş ver, saatlerini harcarsın. Sen mutfağı dip köşe süpür. Yoksa ben yemek yapamam, hadi. Şu ev arkadaşlığı kanunlarımızı tekrar bir gözden mi geçirsek diyorum. Hani hep temizlik bende, yemek hep sende ya. Hani temizlikçi miyim, ev arkadaşın mı belli değil de. Yemek sende olursa ev arkadaşlığımız biter. Çünkü ikimizden biri zehirlenip hayata veda eder. Hadi tatlım, hadi ne olur. Anneciğim. Hande, iyi misin kızım? İyiyim annem, sen? İyiyim, iyiyim. Sana bugün büyük bir sürprizim var. Evleniyor musun yoksa diyeceğim ama. Ay yok be kızım. Bugün sana geliyorum. Ne zaman, nereye geliyorsun anne? Bugün işte. Bana bak, çok özledim sizi. Hem seni özledim, hem Metin'i özledim. Uzun zamandır da görmüyorum. Ama sakın bir şeyler yapmaya kalkma. Biz gelince yaparız, tamam mı yavrum? Ay anneciğim, sen kayıp hastasısın. Yumuşak iklimde olman lazım. Ya panda da değilim ya, iklimimden kopmayayım. Size gelin diyorum, gelmiyorsunuz. Ne yapayım, hadi görüşürüz. Hadi öpüyorum. Öptüm. Anne kapama. Anne. Kızım, o kadar genç değilim, kapatacağım. Ha, ne var? Anneciğim, ben sana şey diyecektim. Yolculuk senin kalbini yorar. Bence sen geri dön. Nasıl fikir? Kızım, yolu yarıladım zaten. Bir bu kadar daha geri döneceğime, bir bu kadar daha sana geliyorum işte. Hadi öptüm, öptüm. Hadi. Gülay! Ya Hande bak, vallahi bu sefer sen kırdın. Nereye kalkıyorsun öyle pat diye ya? Ya dur şimdi. Annem gelecekmiş bugün. Gelsin. Nasıl gelsin, nereye gelsin? Ben Metin'le boşanalı bir yıl oldu ve benim annemin bundan haberi yok. Tamam, öğrenir işte. Hem benle de tanışır. Öğrenemez aniden. Annemde kalp var benim, Metin'i çok sever. Duyarsa birden kalp krizi geçirebilir. O zaman benim de ev arkadaşın olduğumu bilmiyor. Metin'in gelmesi ve bana yardım etmesi lazım. Çünkü annemin kulağına gider diye Metin'in annesi Nimet Hanım'a da bir şey söylemedik. İyi de Metin sana yardım etmeyebilir. Yani neticede siz boşanalı bir yıl oldu. Belki de adam evlendi, ne biliyoruz? Kadınla ilk kez buluşacağım. Bir de evlilik sitesinden eşleştiğim bir kadın yani. Olacak iş değil. Neyse, neydi adı neydi? Aslı, Aslı. Aslı. Ya öyle genel geçer, öyle rastgele biri değil Aslı. Benim arkadaşım ya. Sen kankana güveneceksin. Şu göstersene bir daha fotoğrafını. Üfleme be, unutuyorum işte. Göster. Kırık oldu ya. Tamam, al, al. Kaydettim belleğimi, al. Metin'im, bak şimdi ben sana büyük bir kıyak yapıyorum Metin. Anladın mı? Ya sen depresyondasın, boşandın falan, psikolojin biraz kötü. İyi geleyim sana diye sana büyük bir kıyak yapıyorum, seni depresyondan çıkartıyorum. Tahsilli, doktor, çok tatlı bir hanımefendiyle baş göz ediyorum, seni tanıştırıyorum. Seni benim şu 100.000 lira borcu şey yaparsın değil mi? Bana 100.000 lira borç verirsin değil mi? Heh. Ele aile mevzu. Ulan ben bir kumarbaza borç verir miyim ya? Kardeşim kumar borcu değil, namus borcu artık. Namus borcu? Bir öpücük at o zaman, öde. Allah ha? Allah ya, 50.000 ver bari oğlum. Ha, vardır sende be, 50.000 be. Cihan, sana borç vermektense giderim 5 yıldızlı otelde. İyi bir tatil yaparım, daha iyi olur. Ya oğlum 5 yıldızlı otelde bir hafta yani... Çok, çok daha masraflı olur. Sen bana 100.000 ver, ödeşelim mi oğlum? Tamam, en azından yer içer, dinlenirim. Bak keyfime. Sana borç vermekle Taksim'de 10. kattan o parayı saçmak aynı şey. Giden gider yani. Hadi be. Hadi be. Yazık.
yazıklar olsun sana Meto. Harbiden yazıklar olsun cidden ya. Ben sana kıyak yapıyorum. Güzel bir hanımefendiyle baş göz edeyim diye mücadele ediyorum. Vay be. Ulan hadi bunu geçtim be. İç dekorasyonunu ben yapmadım mı senin bedava düğün hediyesi ha? Bedava yapmadın mı? Bedava, bedava. Şabak bedava düğün hediyesi. Oğlum düğün hediyesi zaten bedava olur. Doğru. Hadi onu da geçtim. Ulan ben sana hayatımın güzelliğini yaptım ben. Yapmadın mı? Biraz daha konuşursan Cihan şunu yerleştireceğim ha. Tamam tamam. Yazıklar olsun sana. Cidden yazıklar olsun. Neyse. Mutluluklar diliyorum yine. Ben gidiyorum kardeşim. Tamam, tamam hadi güle güle hadi. Hadi mutluluklar. Yazıyorum bunu ama. Hadi güle güle. Sana mutluluklar. Yazılı bu ha. Abi nerede kaldı bu kadın ya? Hayır bu kadının yüzünü unutacağım yani. Efendim? Bana mı seslendiniz? Bir kahve rica edebilir miyim? Ağzım boş durmasın. Yani boş konuşuyorum. Bir kahve getirirsen bana sevinirim. Tabii efendim. Sağ ol. Teşekkür ederim, sağ ol. Afiyet olsun. Hande. Aramadın mı alametini? Arasana. Arayamadım. O kadar kolay değil. Yani boşandıktan sonra ilk defa arayacağım. Artı bir şey isteyeceğim. Öyle basit bir şey de değil. Gel boşanmamış gibi yapalım diyeceğim. Tamam da ne var ki bunda? Zaten evliydiniz. Hiçbir şey sıfırdan olmayacak ki. Bir kere boşanmamış gibi yapmak kolay. Tamam arıyorum. Yalnız kalabilir miyim? Ay! Gülay, evin kredisi bitmedi. Kırdın evi. Lütfen dikkat et. Yalvarıyorum. Nasıl yani? Bu ne ya? Alo Hande. Nasılsın Metin? İyiyim. Kahve içiyorum. İyiyken kahve içiyorum. Yani iyiydim zaten. Hani kahve iyi gelmedi. O anlamda söyledim. Şaşırdın tabii ben arayınca. Şaşırmadım desem yalan olur. Ne oldu? Hayırdır hangi rüzgar attı? Şey, şimdi senden bir şey istemem lazım. Bana bak, evin kredisini soracaksan yatırdım. Makbuzunu yollayabilirim istersen. Yok, o değil. Annem gelecekmiş bugün Metin. İyi, gözün aydın. Leman anne, yani Leman teyze öğrendi mi? Söyledin mi boşandığımızı? Yok, annemin kalbi var diyemem. Daha önce biliyorsun bir tane kriz geçirdi, ikinciye. Allah korusun, dur. Dur şimdi. Ben de anneme söylemedim daha. Evet, Nimet annenin de haberi yok. Yani Nimet teyzenin. Her gün evliymişiz gibi arıyor beni. Zaten öğrenirse direkt annene yumurtlar. Araları zaten hiç iyi değil. İyice birbirlerine düşerler. İyi oldu böyle. Şey, Metin. Annem geliyor ya. Sen de gelsen. Boşanmamış gibi yapsak. Bir iki gün yani. İşin yoksa. Nasıl? Şimdi? İşin varsa sorun değil. Yani... Yok. Yok. Yani aslında... Yani bir hafta boşum. Bir hafta tatil planı yapmıştım ama... Gelirim. Senin işini hallederiz. Ondan sonra ben giderim tatile. Sorun yok. Çok değil. Bir iki gün kalır. Evliymişiz gibi yapacağız sadece. Boşanmamış gibi. Hiç boşanmamış gibi. Nasıl? Bir dakika yani... Biz evliymiş gibi yapacağız da. Hande ben mevzuyu unuttum ya. Bir yıl oldu boşanalı. Evlilik mevzu neydi? Gelince sana bir makas veririm. Favorilerini kesersin. Her yeri kıl yaparsın hatırlarsın. Şu an bile aynı durumdayım. Tamam tamam. Olur geliyorum o zaman. Aa Metin. Gel de evi düzenleyelim. Gelirken biraz eşya getirebilir misin? Kılık kıyafet gibi. Sanki evde yaşıyormuşçasına. Ha? Tamam, tamam. O zaman görüşürüz. Tamam.
kadının da geleceği yoksa ağaç etti beni. Çok içiyorsun ya. İkide bir tuvalet için duruyoruz. Ya şimdi çocuklar benim geleceğimi bilmiyor ya. Heyecanlanıyorum. Heyecanlanınca da çok su içiyorum. Ben de heyecanlanıyorum ama senin tuvalet seferin yüzünden hiç heyecanım kalmadı Nimet. Ya iki dakika dünür olmadan kanka olalım ya. İki dakika bu yol bitmez seninle. Bitmiyor zaten. Bitmiyor. 10 dakikalık yolu 1 saatte alıyoruz. Hadi. Bana bak sakın yapma. Sakın yapma bunu bana, yapma. Bak kıza ben dedim ki yolu yarıladık dedim. Öyle söyledim ama 10 dakikalık yolumuz kaldı. Sık dişini, eve gidiyoruz. Hadi eve, hadi. Şurada sık biraz dişini ya. Hoş geldiniz. Buyurun. Ne almışsınız efendim? Ben bir sade Türk kahvesi alayım. Sade Türk kahvesi. Vallahi deminden beri de düşünüyorum ama ben nereye gideceğim anne? Bilemiyorum, bir iki günlüğüne ortadan kaybolamaz mısın? Annem gidince ben seni hemen çağırırım. Ya şimdi seni açıklayamam anneme. Yani diyemem, eve ev arkadaşı kiracı aldım diyemem ben. Ev arkadaşı deme, arkadaşım de sende ne olacak? Benden başka kalacak arkadaşı yok mu? Yani ben olmasam açıkta mıydın? Evet, sen olmasan açıktaydım. Yani evinde kalıp kira ödediğime göre sen olmasan ev sahibi kiracı, kiracı ev sahibi olurduk. Seni bir otele yollasam. Tüm masraflar benden. Ya benim canım arkadaşım. Su yutadı da olsun mu? Şansını zorlama istersen. Tamam, teşekkür ederim. Ne yapacağım ben? Güzel bir otel olsun. Ben önden koşup gideyim sürpriz diye bağırayım mı? Tabii buradan bağır istersen Nimet Hanımcığım. Ay benim bildiğim sürpriz dediğin arkadan gelir. Ben sürprizin önde gideneyim. Oğlum beni görünce sevinçten bayılacak. Tamam, tamam, tamam Nimet Hanımcığım. Birlikte gidelim. Ben seninle mücadeleye buradan başlayamayacağım Nimet Hanımcığım. Hadi buyur. Açma! Sürpriz, ben geldim. Ay Nimet Hanımcığım, azıcık saklansaydın böyle yani sürpriz olacaktı ama şimdi olmadı. Sürpriz oldu. Bak şok oldu çocuk. Bu kız da oldu. Bu kız kim? Temizlikçi herhalde canım. Al kızım şunu al. Hadi. Al bakayım şunu. Daha arabada eşyalar var, git onları da getir. Değil mi yavrum? Canım kızım. Oh. Oh annesinin gülü. Güzel gelinim. Ya oğlum benim uymuş. Thank you.
Ay. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Teşekkürler. Sizi hiç beklemiyordum Nimet. Anne. Sürpriz dedik evladım. Bekleseydin sürpriz olur muydu? Metin'im nerede? Yine tuvalete mi düştü? Metin! Ay çabuk çıksın, işim var çabuk. Boş, boş. Metin şeyde. Markette. Ah, iyi, iyi. Oh, boş. Çekil markette. Bakayım. Çekil şuradan. Kızım, sen de bize bir kahve yapıver. Ay bu Metin de ne alem çocuktur ha. Markete gider, dönmez, tuvalete girer, çıkmaz. Anasının karnından iyi çıkmış yani. O yokken hazır. Gel, iki lafın belini kıralım. Niye duruyorsun öyle ayakta? Sırtına oklava sokmuş gibi. Anneciğim sen keyfine bak, tamam mı? Ben çok hızlıca bir mail atıp geliyorum, tamam? Tamam. Hayda, Aslı arıyor. Ne diyeceğim ki ben bu kadına? Ektim kadını ya. Sarla arıyor. Sen de zamanında gelseydin. Ne yapayım? Bakar mısınız? Bu adam buraya geldi mi acaba? Ha, evet evet geldi buraya. Şurada oturuyordu arkadaşıyla beraber. Daha sonra arkadaşı kalktı gitti, kendisiyle telefonla görüşüyordu. Sonra kendi de kalktı gitti. Peki, teşekkürler. Demek beni ekersin ha. Ben sana bunu göstermez miyim? Görürsün sen. Aç. Ne anlatıyorsun şu an acaba ha? Annen de burada diyorum. Leman annem. Ha, teyze demeyeyim diye beni mi alıştırıyorsun ha? Metin, senin annen de burada diyorum. Hemen alıştır kendini. Gelmeden de bir markete uğra, bir şeyler al. Çünkü Metin markette dedim. Ya ben zile bastım. Niye önceden söylemiyorsun? Ne yaptın? Metin! Ne yapıyorsun evladım? Zile basıp kaçıyor musun yoksa? Ha, yok. Ben şey... Geldim. Geldim be. Sen de gelmişsin anne. Ay dur bu ıslak, bunu öp. Bu da ıslak anne. Havlu kullansaydın. Oğlum o çanta ne öyle? Hande markete gitti dedi. Bu gitti. Çanta işte marketten aldım. Gittim markete çanta aldım. Baktım. Çantanın içi geniş, ucuz. Yani o kadar ucuzdu ki çantanın içine koyacağım paradan daha ucuz. Yani öyle düşünün. İnşallah şu evin kredisi bitsin de paralarla doldurun o çantayı. İnşallah. Metin, marketten diğer alınacakları unuttun mu? Yok.
unuttum. Tabii unuttum. Yani markete bir girdim. Kocaman market şimdi yani. Bak. Ben ne alacaktım bu marketten acaba dedim. Hani anne böyle dolabın kapağını açarsın da içinden ne alacaktım diye bakarsın ya, sonra hiçbir şey almadan kapatırsın. Öyle oldu. Oğlum çok dalgınsın. Vitaminlerine baktırdın mı? Ne münasebet. Ben onu emzirdim. Bütün vitaminleri var. Depodan kullan yavrum. Olur anneciğim. Hı-hı. Sudeko'su bu. Böyle hortumuz sağlar. Kullanır. Bu kim? Metin. Biz marketten diğer alacaklarımızı alalım. Hadi gel gidelim geri. Bir şey eksikse bana mesaj at. Ah be kızım. Sen kahve mi yaptın? Ben daha ilaçlarımı almadım. Yap dediniz. Sen sonra gene bana yaparsın. Sen iç onu. Tamam. Hadi otur sen iç. Peki o elinde kahveyle gelen kız şimdi? Gülay ev arkadaşım. Annenler evde çalışan kadın zannetti, sakın bozma. Ha, büyüğü erkek değilmiş. Şimdi mi anladın erkek olmadığını? Hem erkek olsa ne olacak? Boşandık biz. Boşandık biz. Ama boşanmamış gibi yapıyoruz ya. Ya o elindeki çanta neydi? Sana gelirken biraz eşya getir dedim. Yatıya geliyor gibi gelmişsin. Hande, benim burada eşyalarım var. Beğenmiyorsan çıkarıp açsaydın kermes gibi. Yok. Yok, var. Var ne yok? Var ya, ben hepsini almadım. Eşyalarımın yarısı. Ne yaptın? Eşyalarımı bağışladın mı bir yere? Yakmış olabilirim birazını. Ne? Yaktın mı benim eşyalarımı? Ne kadarını yaktın? Hepsini. Ama bu da bir bağışlama sayılır. Bravo. Allah bağışlasın. Bravo. Lafa gelince dostça ayrıldık. Ama eşyalarım yakılıyor. Yani bir sinirli oldu. Alırım yenilerini, koyarım yerine. Ya bak burada ayakta durmayalım. Bakacaklar, şüphelenecekler. Hadi ne konuşacaksak markette konuşalım. İyi. Giderken arabayı da yakma da. İçinde ben varken niye yakayım be? Ha, içinde sen olmasan yakacaksın yani. İyi. Seni indiririm markette. Ben başka bir yere park ederim. Nimet Hanım, Metin'in özel eşyaları. Niye bakıyorsun? Ayol, benim doğurduğum çocuğun ne özeli olacak? Ben doğurdum, büyüttüm, altını bezledim senelerce. Ben bilirim onun bütün özelini. Bunlar Metin'in eski kıyafetleri değil mi ayol? Çantaya bunları bu koymuş. Aa bak. Denemek için mi aldı acaba çantayı? Sanki bir yere yatıya gitmiş de oradan geri gelmiş gibi. Olur mu canım? Denemek için aldı belki çocuk. Çantayı deniyor. Öyle şey olur mu canım? Neyi deniyor? Yani deneme kabinine mi girdi bunları denedi? Bak insan içinde yapsa adama deli derler. Nimet Hanım. Yani bak bunların arasında bir sıkıntı mı var? Yavrum ben ilacımı aldım. Şimdi bir kahve içerim. Bana da ikinciyi yapıver. Abicim ya gözünü seveyim, hafta sonu göndereceğim ya 20.000 liranı. Ya 20.000 lira için üzme kardeşini. Tabii abi. Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Yani bir tane dedemiz var, geç yaşta çocuk sahibi oldu. Ameliyathanenin önünde bekliyorlar abi çocuk. 100.000 lira lazım. Bak gönder 100.000 lirayı, ben sana 120 olarak hafta sonu. Ya pazartesi geçer. Abi inanamaz. Hepimizin dedesi be abi. Hepimizin ortak dedesi. Bu adam herkese dedelik yapıyor. Yüzüme kapattı. Cihan. Aslı. Metin. Heh. Çantanı ortaya koymuşsun, annen açmış içini.
Açar ya, huyu onun, bir şey olmaz. İçine bir günlük eşya koymuşsun. Dedim ama sana, değil mi, yakalanacağız diye. Demedin anne hanım. Çantayı gördükten sonra dedin yani. Ne oluyor ya, hem senin şu kriz anlarında bir kriz geçirmeler falan, bana bırak. Kriz anında seni getirtip çözüm bulan kim? Ben. Çünkü gelen ben. Anneni görünce sakin kalan ben. Şimdi çanta içi durumunu çözecek olan da yine ben. İzle ve gör. Parfüm. Anne! Ay kadın. Allah'ım! Ay! Ne yapıyorsun lan? Niye karıştırıyorsun eşyaları? Anneciğim, ne yapıyorsun? Niçin karıştırıyorsunuz eşyalarımı? Oğlum bunlar ne? Sen bunları bunun içine koydun başkasının evine mi gitmek için? Küs müsünüz siz? Yoksa bu valizi denemek için mi bunları buraya koydun? Annem, annem dedin ya işte, denemek için. Evladım, denemek için olsa saman koyarsın içine. O da doğru. Yavrum. Bak, evliliğiniz 2 yıl. Cicim ayı 3 ay sürsün, ha? O ne ayol, mübarek 3 aylar gibi. Cicim ayı 2 aydır. Ay Nimet Hanımcığım, seninle hiç tartışamayacağım. Tamam, 2 ay. Bakın, sonra evlilik başlar. Ondan sonra sorunlar başlar. Ama her sorunda da böyle eşyalar toparlanıp gidilmez ki. Gidilmez. Giderseniz boşanıverirsiniz alimallah. Yok, yok. Ay Allah korusun Nimet Hanımcığım, öyle deme. Metinciğim, olayı bir düzgünce anlatır mısın? Bak anneler üzülmüş. Annemin kaybı var Cennet. Tabii. Anlatabilirim. Şimdi ben iş için gidiyordum ya şeye, başka şehre. Onun için küçük bir valiz hazırladım kendime. Küçük, küçücük ama plastik. Adi bir plastik işte. Onun bak, yola çıkınca sen plastik kırıl. Kırılınca içindekiler patır kütür patır kütür yola dökül. Oradan dökülen ne oluyor? Döne 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 hop mangalla ne? Mazgalın içine giriyor. Mazgalın içine giriyor, oradan şehrin altyapısına karışıyor işte. Oradan da ben de altyapıdan girdim, markete çıktım. Annem aradı orada. Markette annem arayınca işte gel dedi, hadi eve gel dedi. Benim de zaten çok gidesim yoktu yani, ne işim var dedim. Ve oradan küçük bir çanta aldım. O dökülen bunları da içine koydum anneciğim, bu kadar. Evladım, sen markette fikir değiştirdim demedin mi? Dedim, dedim ya. Dedim ya, Leman teyze, anneciğim. Demedim mi? Söylesene. Dedim ya ben, Hande aradı beni diye marketteyken. Marketteyken Hande beni arayınca ne dedi? Aşkım annem geldi dedi sizin için. Çok sevindim ben de sizin haberinizi duyunca. Ondan sonra yeni bir şey de almanın heyecanı da var. Annem çok iyi bilir. Yeni bir şey aldın mı böyle titrerim heyecandan. Ondan sonra ben o marketten nasıl çıktım bilemedim. Hande'min dediği her şeyi de unutmuşum. Nimet annem de gelince her şey daha da güzel oldu. Ben bize köfte patates yapmaya gidiyorum. Kızım nereye sen gidiyorsun yapmaya? Yardımcı aldınız ya eve. Allah'ım ya Rabbim ya, bunlar da insan çalıştırmayı bilmiyorlar. Ya hayatım, ben Metin'i kafede bıraktım. Yani dönmüyorsa, cevap vermiyorsa demek ki vazgeçmiştir adam. Ne demek vazgeçmiş ya? Çocuk oyuncağı mı bu? Metin de ben de boşanmış insanlarız. Gerçi senin kefil olduğun adamdan ne çıkar ki? Allah Allah, ben mi kefil oldum ha? Ben kefil olmadım Aslı Hanım. Ben dedim ki Metin, benim 100.000 liraya ihtiyacım var dedim. Metin dedim bana borç vermiyor dedim. Borç almam lazım dedim. Sen de dedin ki aa, Metin sana borç vermiyorsa ne kadar da tatlı evlenecek bir insan dedin. Öyle oldu ya, ben kimseye kefil olmadım. Evet, evet Cihan. Sana borç vermeyen olgunluktaki bir adam, evlenebilecek bir adam diye düşündüm. Sen kefil olmadın. Benim referansım buydu. Eski kocam sana ne kadar borç vermişti değil mi? Ben herkesin borcunu ödedim Aslı Hanım. Bende kimsenin parası kalmaz. Ya yürü git ya. Kuvarbaz. Ayıp oluyor ha. Bana bak. Benim bu adamla konuşmam gerekiyor.
Metin'le mi? Ha, Metin'le. Tamam, adam cevap vermiyor. Ne yapacaksın? Sen bana adresini ver. Gidip yüz yüze konuşacağım. Bakalım neymiş derdi. Ben veririm adresi ya. Ben sana direkt konumunu bile atarım. Ha? Attım. Ha, güzel yer. Sağ ol Cihan. Aslı. Aslı, bir durum söz konusu. Sen doktorsun, halden anlarsın. Tamamıyla aklımdan çıkmış. Şimdi bak, geldi tekrar aklıma. Aslı, bizim bir dedemiz var. Çok geç yaşta çocuk sahibi oldu. Şimdi ameliyat hali önünde, çocuğu hasta. 100.000 lira at, gelini kaldırsın dedim. Bak, ay kes! Hepimizin dedesi Aslı be. Ameliyat hali önünde bekliyor. 100.000 lira kızım. Elini kaldırmıyor dedem. Dedem. Ya 200 ne Aslı be? Ha? Allah'ın seversen bu ne be? Bununla Fri'ye bile giremem ben. Kes! Yine iyi. 1 liradan 250. Güzelim. Bereket versin. 5.000 katı olsa. Ben kimse yardım etmedi be. Aa, ben bunu hangi evin konumuna attım? Metin Bey uğraşsın. Geliyorum dedem. Geliyorum. Yine ben hallettim tabii. İşler ilerlemiyor dedi. Hadi başka sıraya girelim demedim mi? He? Söylesin ya. Hande Hanım. Hande Hanım'ım. Bir dakika gelir misiniz? Yemek hala hazır değil mi kızım? Aa, yoksa yemeğin altını mı yaktın? Hanım'ım lütfen. Ben bir bakayım, geliyorum. Yok yok, bu hiç işe yaramaz. Çok beceriksiz oğlum, bu ne böyle? Nereden buldun? Ne yapıyor, yoruluyor. Aman. Bir şey mi kırdın? Kıracağım şimdi. Bu ne ya, ev arkadaşınken birden hizmetçi oldum. Ne oluyor ya? Gülay, seni evde çalışan kadın zannettiler. Ne olur biraz idare et. Bak, yumurtadan Metin'in annesi de çıktı. Kadın her şeyi didik didik eder. Sözde beni 2 gün tatile yollayacaktın da ben de kafamı dinleyecektim. Şu halime bak. Sen benim kafamı dinle. Şunu atlatalım. 2 değil 3 gün ısmarlayacağım. Söz veriyorum. Tamam. Ama beni fazla ezme bak. Tamam, ezmem. Ama ağzını açma. Az konuş, doğal davran. Hı hı. Ne yapıyorsun? Doğal davran dedin. Ben günlük rutinimde sürekli bir şeyler kırıyorum ya. Onu yaptım tam olarak. İyi madem, temizle o zaman. Tamam, sen ayağını basma. Hadi çık. Ayağını basma. Hadi. Ne oldu yavrum? Jangırtı geldi. Bir şey mi kırıldı? Evet, bardak. Arada oluyor. Hmm. Her gün duymasam olmuyor bu sesi. Benim bir kadınım vardı. Ay ne kadar çok su kullanırdı biliyor musunuz? Böyle şar 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 akıttığı suyla, yani tarlada mevsiminde 4 tane ürün alırdın. Aman şar 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 su mu? Bırak Allah aşkına, gideyim ben bir tuvalete. Hayır. Ne hayır? Bu sefer ben gidiyorum. Aa, o ne öyle, her dakika tuvaleti işgal ediyorsun. Aman koş git, sanki tahta çıkacak. Ha, ben de giderim çocukların ebeveyn banyosuna. Ne ebeveyn? Dedi ay ay ay. Hande, rahat, niye bu kadar rahatsın ebeveyn? Bizim banyo hala ebeveyn banyosu mu? He? Annem anlamayacak mı ebeveyn banyosu olmadığını? Yani anlamaz herhalde. Ne bileyim, bilmiyorum ki. Tansiyon düştü galiba. Geçmiş olsun. Öyle otur geçer. Sen böyle rahatsan bana ne zaten? İyi misin? Sana ne? Alo. Alo. Neman Hanım, gizlice konuşalım diye mi tuvalete girdin? Ay, gerçekten ihtiyacım vardı hayatım. O mekanizma bir tek sende yok. Ay, şu anda seninle bu konuyu tartışacak durumda değilim yani. Ne diyeceğim, çocuklara yapacağımız sürprizi patlatalım mı? Hayatım, sen o işi bana bırak. Yani senin küçük sürprizlerin bile şaşırtmıyor. Onun için ben asıl sürprizi sonra patlatacağım.
Niye ikimizin sürprizini bir tek sen patlatıyorsun? Ay tamam, birlikte her şeyi yaparız ama şimdi ne yap biliyor musun? Bak hiç çocuklara sürpriz yapmayacakmış gibi sakince buradan çıkalım, tamam mı? Ben çıkamam, yeni girdim daha. Sen çık. Tamam, ben gelir sonra korurum seni, arkandayım. Gülen, Gülay Hanım, ben ne diyeyim sana? Gülay Hanım mı diyeyim, Gülay mı diyeyim, Gülay ne haber mi diyeyim, ne diyeyim? Ha bu arada biliyorum, sen annenin ev arkadaşısın. Yani ben de sizdenim, sorun yok. Peki, neyse artık. Bitirmeyin. Yo, daha yeni başladık, bitirmiyoruz. Bu oyuna devam yani, tamam mı Nuray? Nuray değil, Gülay. Tamam o zaman. Gülay diyorum sana, anlaştık. Ne yapıyorsun Metin? İnsanlar oturmadan oturmuş, üstten üstten yiyorsun. Ne yapabilirim? Açlıktan ölüyorum. Karnım bir yapıp sırtıma yapıştı. Ne yapayım, öleyim mi açlıktan ya? Magmaya indi artık. İnsülin direncim kırıldı, yiyeceğim. Yahu bir görgü kuralı. Hala öğrenemedin mi? Ya seninle yaşamak ne kadar zor. Anladın mı şimdi? Ay güzelim, seninle yaşamak kebap çünkü. Ya bizim kedimiz evi terk etti ya. Bundan kaçtı, ormanın içine gitti. Yani Hande ile yaşamaktansa kaplanla, aslanla yaşarım daha iyi dedim. Bununla hiçbir canlı yaşayamaz. Sen onayladın mı onu? Vallahi benim derdim bana kadar, beni hiç katmayın aranızdaki mevzulara. Anne sokar ama iğnesini içeride bırakmaz. Böyle başımda durur, tesbih sayar gibi lokmamı sayar. Ya ne yapayım ben? Açlıktan öldüm diyorum sana. Öleyim mi ben burada açlıktan? Haklı olmak için o zeytinyağı çıkışın yok mu senin? Ya ne çıkışı ne inişi? Haklıyım ben zaten. Yabancılar mı? Ne bu kadar yükseliş? Yediklerin boğazına dizilsine mi? Bravo, bedduamızı da ettik. Değişmez, insan değişmez. Neyse o. Sofra hazır. Gelebilirsiniz. Anneciğim. Ben çok acıkmıştım da anne, bir şey yaptım. Ya yakınım da ama hangi yoldan gideceğim? Neyse ikisini de denerim ya. İlk sağdan başlayalım. Anneciğim patates alın. Alın ya. He? Alın. Ensenize kadar güldüğünüze göre herhalde Hande hamile. Enseden hamilelik testi ilk defa görüyorum. Ama biz torun göremiyoruz. Ne oldu ya bu torun? Hayırdır torun mevzu? Yavrucuğum birer çocuğumuz var. Tek torun kaynağımız sizsiniz. Dedeleri torunları görmeden vefat etti. Bari biz torunlarımızı görelim. Bak kalbim var. Vallahi her an çat diye gidebilirim. Nereye gidiyorsun anne? Ah kızım. Hı? Yemeğinize iyi gidersiniz. Nereye? Gidiyor. Ne diyorum ben ya? Şey, özür dilerim allak bullak oldum oradan şey yaptım. Hem size ne oldu ya? Siz eskiden böyle didişirdiniz, bir şeydiniz, bir kankalaşma durumlarınız falan. Torun özlemi bizi kenetledi, bir araya getirdi. Ayrıca eşek kadar ev almışsınız. Davar mı besleyeceksiniz burada? Burada çocukların olması lazım. Burayı komple çocuklarla doldurmanız lazım. Değil mi?
Of, neyse. Bana daral bastı. Bu bebe mevzusu fazlasıyla kafamı ütüledi. Artık bebelere balon, kafalara oksijen. Hadi kalkın, 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 gelin. Hadi kalk bari, kalk, kalk. Değişiklik olur. Durun! Ay. Otur, otur, otur. Şey, dışarısı böcek dolu. Şey var, yemeğimize girer. Görmeyiz, böceği yeriz. Gereksiz o, protein mi o? Tamam, ondan. Oğlum deli misin? Oksijen alalım dedin ya. De, tamam alalım, yine alalım. Bu ama buradakini bitirmeyelim mi? Yazık değil mi? Buradaki oksijeni bir bitirelim, sonra dışarı çıkalım. Orayı da bitirelim. Bütün oksijenler sizin anneciğim. Ne oldu? Dışarı çıkayım. Tamam. Ben arabadan şeye bakayım o zaman. Ben arabadan bir şey alacağım. Siz bu arada çocuk mevzunda Hande'mi darlayın. Hemen geliyorum. Kızım bana ne oldu? Bu hep böyle mi? Bir şey yok. Hadi. Yemeğinizi yiyin. Hadi. Dışarı çık. Ya sen niye geliyorsun buraya? Ya ne demek dışarı ya? Sen kimsin de beni kovuyorsun? Metin ben. Aslı benden. Tamam, çok memnun oldum Aslı Hanım. Şimdi sizi lütfen dışarı alalım, içeride. Hiç uygun değil. Alamazsın kardeşim ya. Sen kim oluyorsun da beni ekiyorsun? Sesimizi biraz alçaltabilir miyiz? İçeride acil bir durum var da, kalp hastası var. Ya öyle desene, ben kardiyoloğum. Bakayım hemen. Çekin. Ben niye branşı tutturdum ki? Ben hep dahiliye diye düşünmüştüm, ondan o. Bir dakika, dur, dur. Hani? Nerede acil kalp hastası? Benim o. Metin kim bu kadın? Arkadaş, bir arkadaş. Ben de aynanı sorayım Metin. Kim bu kadın? Karısı. Sen kimsin hanım? Ben de kayınvalidesiyim. Metin sen evli misin? Kayınvalidesiyim dedi ya. Evli olmasam nasıl kayınvalidem olsun? Biraz mantık. Bu neydi şimdi? Bu ne? Benim arkadaşımın, üniversiteden bir arkadaşım. Şey, kalpten de mevzu açılınca gelmek istemiş. Böyle bakmak istemiş. Evli olduğumu da bilmiyor. Nasıl bilsin ki? Hala bıraktı Metin'im. Üniversitedeki Metin duruyor. Anneciğim, bizim genlerimizde var ya bu genç kalma. Bela oldu başımıza. O da öyle işte. Metin. Sen ekonomi okudun. Kız doktorsa üniversitede nasıl aynı sınıfta oluyorsunuz? Ne uzatıyorsun şimdi? Hayır, vereceğin cevabı çok merak ettim. Öyle mi? Vereyim o zaman. Ben şöyle, ekonomiyle tıp böyle aynı anda gördük biz. Yani tıpta... Anneciğim otur istersen, ben anlatayım. Şimdi şöyle, biz ekonomide tıpta gördük. Tıpta var çünkü ekonomi. Orada da oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi mesela küçücük bir ciğer var ama büyük ciğere. Onu ne yapacağız? Nakledeceğiz. Nasıl olacak? İşte ekonomi edelim diye. Çok uzun konular. Boş verelim. Şimdi sakatat mı konuşacağız? Köfte yiyelim hadi. Ya benim kadınla alakam yok diyorum, anlamıyor musun? Sessiz ol, duyacaklar. Boşanır boşanmaz gidip birini bulmuşsun be. Ya ne bulması, anlamıyor musun? Kadınla evlilik sitesinde tanıştık, daha buluşmadık bile. O da Cihan tanıyor diye buluşacaktım. Kumarbaz Cihan o işlere de mi bakıyormuş? Metin, yazıklar olsun sana. Bana niye yazıklar oluyor ya? Ha? Ne yapsaydım anne? Daha evine gidip fotoğrafını duvara asıp dar toku mu atsaydım? Bunu mu yapsaydım yani? Ben kimseyle görüşmedim bu arada. Bravo, tebrikler. Ha, ben görüşmeyince de bravo, sen görüşünce de bravo, öyle mi? Boşandık, hala ayrımcılık yapıyorsun be.
O medeniyetsiz adamı içinden atamadın. Hala dibinde duruyor. İyi. Dibimi sıyır o zaman. Sıyır dibimi de rahatla. Ya bir dakika, ben ne yapsaydım? He? Daha doğrusu ben daha ne yapayım senin için? Biz boşanalı bir sene olmuş. Sen bana bir telefon açıyorsun, ben buraya damlıyorum. Niye? Hande Hanım'ın annesi üzülmesin. Biz burada böyle evcilik oynayalım yeter ki. Oğlum senin annen de burada be. O benim annem yumurtadan çıktı. Yoktu planla. Her şeyde bir kılıfım var. Evet ama bu kılıf buna uymuyor. Yok buna kılıf. Al. Bak. Madem hazırı vardı, beni niye acı mı kasap gibi uğraştırıyorsun? İntikam. Sen var ya acayip kincisin. Kinci. Ben mi kinciyim be? Kincisin ya. Ya boşandım, nafaka almıyorum oğlum senden. Nafaka almıyorsun da bu evde sen yaşıyorsun ama kredisini ödeyen benim. Ben 1+1 kira. Lan aldığın simitleri de mi sayacaksın? Tamam ya, tamam. Sana hiçbir şey demiyorum. Tamam. Hadi iyi geceler. Ne zaman gidecek bunlar? Giderler değil mi yarın? Bak bari 2-3 gün tatil yapayım. Senin derdin de tatil be. Aslıcığınla gidersin artık tatile. O mini etek neydi be? Sen ne kıskandın? Kalk da şu lambayı kapa. Kalk. İyi. Kadından hiç hoşlanmadım Nimet Hanım. Metin'in sevgilisi falan olmasın? Aa, yok artık. Benim oğlum öyle bir şey yapar mı? Hadi gönlü tıngırdadı diyelim. Vallahi kornişe asarım onu güney cepheden ha. Tamam bak Nimet Hanımcığım, biz her cephede olabiliriz. Emekli insanız. Ama biz kötü bir zamanda mı geldik acaba? Ne bileyim. Şş, kızım bir gel bakayım buraya. Gel. Sen gel bu yanlı gel bakayım, konuşacaklarımız var. Gel kızım. Geçir otur. Doktor kadın var ya, kimdir o? Kimin nesi? Nereden? Neler oluyor? Ben nereden bilebilirim ki? Temizlikçiler bilir kızım. Böyle odadan mı modadan mı dinlemişsindir falan. Hı? Söyle bakalım. Yok efendim, dinlemedim. Ben öyle biri değilim. Biz de öyle biri değiliz yavrum. Ama anayız biz, ana. Hadi dökül bakayım bildiklerini. Gerçekten bilmiyorum ve inanın hiç ilgilenmiyorum. Ay bu ne kadar kaknem bir şey çıktı böyle. Aa, gerdi bizi ayol. Hadi kızım hadi. Şimdi bizim çarşafları ger bari. Ben mi gereceğim? Kızım çarşafları germeden bizi gerdin zaten. Hadi. Ya sen bu evde çalışmıyor musun? Şu suyu da ver, bırak şuraya. O mineralli su ve ben içeceğim onu. Tamam, ben dişliğimi koyayım, ondan sonra istiyorsan iç. Ne bakıyorsun? Tip tip. Hıncını alamadın mı yoksa? Seni ilk defa yatağını toplarken görüyorum. Demek ki yere atmak lazımmış. Günaydın. Anne! Sen nasıl oradan çıktın ya? Daha doğrusu sen ne ara oraya girdin? Anne orası ebeveyn banlıyorsun. Tamam yavrum, ben de senin ebeveyninim. Biz şey
Sorun değil yavrum, sorun değil. Ben bunun babasını çok yatırdım, yerde yatırdım, kanepede yatırdım. Hiç sorun değil. De, niye banyo bu kadar pes pembe? Bu evde benim oğlum da yaşıyor diye. Yani bir tek boynuzlu at eksik. Biz o tonları çok seviyoruz. Metin pembeye bayılır. Değil mi? Çok severim pembeyi anne. Yani o kadar çok severim ki anneye hep derim. Anne derim, o beyazlar renklilerle yıkanacak derim. Ben öyle biraz toz pembeleşsin, öyle giyerim. Beyaz beyaz öyle giyerim. Polemik yaratmaya mı çalışıyorsunuz siz? Ne yaparsanız yapın, o torun işini bize unutturamazsınız. Leman Hanım da ben de torun istiyoruz ve alacağız. Annenle annemi resmen torun bir araya getirmiş. Yoksa bu ikili masa var ya asla bir araya gelmezdi. Şşş, Ceylan bakayım senin annenle orada. Saçmalama be. Onlar böyle kız kankalar. Liseden itibaren beraber tuvalette buluşurlar. Taksın. İyi. Daha boşandığımızı söylemedik. Çocuk, çocuk diye başımızın etine yediler ya. Senin bir yerden de çocuğun çıkmaz değil mi? Bu kadar çok farklı statüdeki kadınla ben nasıl baş edeceğim? Cihan beni rezil ettin Cihan. Adam evli mi değil mi? Ya değil. Vallahi değil ya. Boşandığı eski karısının evi orası. Ulan beni niye oraya yolluyorsun o zaman? Ya yanlışlıkla oldu. Ben orayı yeni evi sandım. Yani tamam, niye bu kadar üstüme geliyorsun Aslı? Kalpten gideceğim şimdi ha. Gitmezsin, korkma. Ben müdahale ederim sana. Bu ne yapıyor eski eşinin yanında o zaman? Şimdi... Barışmaya çalışıyor. Benimle neden buluşmak istedi o zaman? Ya Cihan ben gidiyorum ya. Senin gibi arkadaş olmaz olsun be. Beni bir daha sakın araba. Aslı be. Aa Aslı ya. Aa sen bizim Metin'e bak. Hande ile barışmaya çalışıyorsun ha sen. Metin Efendi. Ha, şimdi görürsün sen Metin Efendi. Ha Hande. Bence sen beni dinle. Yoksa bu girdaptan kurtulamayız vallahi. Ya ama daha çok üzülmezler mi? Ya anneme bir şey olursa? Yok canım, Allah korusun, ne olacak? Yani kalbini yormaz. Hemen çare aramaya başlar. Vallahi bana uy, yoksa boşandığımız halde annen üzülmesin diye çocuk yapacağız. Ne oluyor ya? Tamam mı, yavaş söyleyeceğiz. Bana bırak, bana uy. Çek şuradan. Uyalım bakalım. Koyun ortalar iyi pişmemiş, ben yiyemem böyle. Kalk kızım, yenisini yap bunu. Hemen yapayım anne ben. Oldu kızım. Gülay kahvaltısını yapsın. Ah sen de git onları yap. Kızım niye para veriyorsunuz siz bu kraliçeye? Kızım git çayı değiştir. Bu ne yalak suyu gibi. Anne ben öyle seviyorum da böyle bir açık olsun diye. Ver bana, ben değiştireyim. Hayır sen patronsun. O değiştirecek. Evladım eve yatılı kadın alıyorsunuz. Sadece yatıyor kalkıyor. Bir de boyuna yiyor. Evin her yeri bir yerde. Yani olacak şey mi bu? Yeter artık ya, yeter. Burama kadar geldi. Bu yediğiniz kahvaltılıkların her birinin parasını ben de verdim. Gülay ne yapıyorsun? Yeter vallahi, burama kadar geldi ya. Allah Allah, ne haliniz varsa görün arkadaş. Yetti bana ya. Aa döke döke yiyor, pis. Oğlum boş ver ya. Dediğim gibi yani. Evin her tarafı bir yerde. Gidecekse gitsin, bırak gitsin. Ay zaten evi de temizleyemiyordu, dediğim gibi her yer bir yerde. O zaten çocuk mucuk da bakamazdı. Ne çocuğu? Bırak şu numaraları. Çocuk yapmayacaksanız niye yatılı yardımcı aldınız? Hadi hadi. Torun yakın. Meşaleleri yakın. Yakmayın. Biz de Hande ile bu konu hakkında sizinle konuşacaktık. Konuşursunuz canım. Bana bak. Dün gelen o kadınla bir tıngırdaman varsa eğer... Annem... Kesme lafımı. Öz evladım demem. Seni kulak memenden asarım, karton bir yer alçısı yaparım. Of. Ben de yapma Nimet Hanım demem.
Vallahi tezahürat bile yaparım. Tamam. Annemle siz çok gerildiniz. Tabii Gülay'ın bu son hareketi de gerdi bizi. Ben diyorum ki mangalımızı alalım, şöyle bahçeye çıkalım, şöyle bir şenlenelim ya. Ha? Orada da size söyleyeceklerimi söylerim. Olur mu? Hadi. En sevdiğim yumurta da bu, biliyorsun. Elif Hanım. Benim. Metin Bey. Ben Metin değil, Cihan ben. Metin Bey'in şoförüyüm. Ben götüreceğim sizi onun yanına. Niye bir kafede buluşmuyoruz ya da başka bir yerde? Ha efendim, şimdi Metin Bey çok gizemli bir insan olduğu için böyle çok rahat edemiyor dışarıda. Neyse, ben avukatım. Aklınızı başınıza alırsınız umarım. Bir yanlış yaparsanız hayatınızla oynarsınız. Estağfurullah Elif Hanım. Bizler gayet elegant insanlarız. Buyurun. Buyurun. Gülay, saçmalıyorsun ama. Gerçekten bunca saçmalığın içinde benim yaptığım mı saçmalık? Ya bir gün daha idare edeceksin ama. İdare edemem Hande. Gerçekten idare falan edemem. Yeter artık, burama kadar geldi. Ben gider kendime başka bir ev arkadaşı bulurum. Ne haliniz varsa görün ya. Oh be. Gülay derdinden kurtulduk işte. Ha? Artık onu da kollamayacağız. Aslı zaten geldi gitti. İyi. Aslı benim kafamdan gitmedi ama. Nasıl geldi bu eve? Nasıl buldu? Anneciğim, kadın kardiyolog bulur. Nasıl buldu? Ha? Kardiyologlar sadece hastaların nabzını tutar zannediyordum. Tüm Türkiye'nin değil. Kadın belki de bana hastaydı. Buldu işte. Neyse tamam. Bu sumsuklar çoğalmaya başladı. Sen artık ama sakinleş. Ortam da zaten iyiye gidiyor. Annelerle ne konuşacaksak konuşalım artık. Gelme arkamdan. Ya insan kimliğini yatak odasına koymaz da nereye koyar ya? Canım, o eskidendi zaten, şimdi niye koysunlar? Madem öyle, o zaman sen de kimlik numarası gerekmeyen bir sürpriz bulsaydın. Ayol sen de keşke oğlunun TC numarasını bilseydin. Ay sen sanki biliyorsun. Bir de emekli noter memuru olacaksın yani. Ben biliyorum. Yani bir iki sayısının böyle yere o muydu diye emin olmak için. Yoksa biliyorum canım. Ha. Nereye baksam incik boncuk ya. Ah. Annemler nerede? Gelin demiştim. Bağırsana. Niye bağırıyorum ya overlockçu gibi? İçeride söğüş yaparız, anneleri de alır geliriz. Ha? Maşallah getirmemişsin zaten, kavruldu elim. Değil mi? Eli maşallah olsaydı eski sevgililerim bu eve gelemezdi. Yürü. Ah, klasik anne, lafı sok, arkanı dön. Ne güzel. Nerede bunlar? Ebeveyn banyosu için kapışı olmasınlar. Of. Çocuk gibiler vallahi, yorulacağız biz. Ben yukarı çıkıp bakacağım. Geliyor musun? Geliyorum, ne yapacağım? Gardırobun tamamı da kadın kıyafetleri. Anne ne yapıyorsunuz? Ay. Siz ne yapıyorsunuz? Mangal için hazırlanıyorduk. Biz de mangala hazırlanıyoruz. Hı-hı. Ne yapıyorsunuz? Mangal kömürü mü arıyorsunuz? Evladım, bizim yüzümüzden kadın kaçmıştı ya. Onun için dedik ki gidelim de çocukların odasını bir temizleyelim. Hmm. Peki bunun mangala hazırlanmakla ne alakası var? Yavrum biz sabah çok yedik ya. Şimdi yakmamız lazım tabii. Hani temizlik yapıp yakalım da yer açılsın mangala diye.
Evet, evet, evet. Benim doktorum dedi ki en büyük kalori yakma aracı temizlik yapmaktır dedi. Yani bol bol temizlik yapıyoruz ki biz kalori yakalım. Siz şimdi mangalın başına gidiyorsunuz. Biz birazcık daha kalori yakıyoruz. Sonra da yanınıza geliyoruz. Vallahi siz asıl gemileri yakıyorsunuz. Anne, senin belinde disk kaydı. Eleman anne, siz deseniz kalbiniz var. Ya yapmayın şunu Allah aşkınıza ya. İndir kaldır başımıza iş çıkartacaksınız. İnin mutfağa söğüş yapın, hevesinizi alın. Hadi. İşte o bizi kesmiyor be çocuğum. Keser keser. Buyurun. Söğüş yapalım. Hadi. Yürü keselim. Hadi söğüş keselim. Yürü. Hadi. Bunlar bir şey arıyor. Biz belamızı bulmayalım da anne. Mangaldan sonra evlerine götürelim, normal hayatımıza dönelim. Ha, anladım, tabii. E, tamam, iyi madem. Geçelim mangala. Şey yapalım, hatta şu çocuk mevzunu da açalım, bitsin. Tamam, hadi. Kötü yakalandık Nimet Hanım ya. Çok çok. Bayramda şeker arayan bebe gibi kaldık. Bana bak, böyle azıcık üstlerine gidelim de suçumuzu bastıralım ha. Olur, sen daha iyi bilirsin. Ay, nereden bileceğim ayol? Sen soktun beni bu yola. Oh, ben sürpriz yapmayı da bilmem hayatım. Sen onu da çok iyi bilirsin. Tamam, tamam. Bana bak. Kaynana birliğimizi bozmayalım, tamam mı? Biraz didişelim, kafaları dağılsın. Şunları da yıkayım. Yıkama. Ellerinize sağlık çocuklar. Ben daha fazla yemeyeyim. Kalbim var. Daha ne yiyeceksin ayol? Bütün istikakı bitirdin maşallah. Bir de daha fazla yiyemeyeceğim diyorsun. Ay. Nimet Hanımcığım, lokmalarımı mı sayıyorsunuz? Ya yok, göz tansiyonum var, sayamıyorum. Aa, ben de saymayı bilmiyorsun zannetmiştim. Biraz sakin olalım mı? Metin'le bizim size söylemek istediğimiz önemli bir şey var. Öyle çok önemli de değil. Tabii az önemli de değil de. Yani şöyle yüzdeye vurursak işte %50-55 oranında önem arz ediyor. Ne oluyor kızım? Ne oluyor evladım? Neler oluyor? Çok kötü bir şeyse ben Leman Hanım'ı yere yatırayım. Bizim Metin'le çocuğumuz olmuyor. Ah. Ne demek? Nasıl olmuyor? Hanginizin olmuyor? Hanginizin olmuyor? Ben çok doğurganımdır çünkü. Babası erken yaşta vefat etmeseydi bir düzüne doğururdum ben. İkimizin de olmuyor. Nasıl ikinizin de olmuyor evladım? Yok. İkimizde de tık yok. Olmuyor işte anne. Hani iki şeker hastası evlenir ya. Bizde de öyle işte. İki kısır bulmuşuz birbirimize. Evladım baktırdınız mı? İyice baktırdık. Yani ne doktorlara gittik, neler yaptık. Yok, yok. Şöyle düşünün. Biz bir çölüz, ağaç yetişmiyor. Bir hoca var. Onu arayalım hemen. Yok Nimet anne, ben kendimi üfüttüremem. Ne üfüttürmesi evladım? Tıp doktoru adam, dünyaca ünlü. Benden yufka alırdı. Aa bırak değil iki kısırı. Ağaç kabuğundan çocuk yapar adam. Hemen ara Nimet Hanımcığım, hemen. Aramayın Nimet anneciğim, ne olur. Bir yıldır o kadar çok operasyon geçirdim ki gerçekten psikolojim mahvoldu. Lütfen yalvarıyorum. Vallahi gerçekten ben de çok kurcalandım. Yani ruhen de fiziken de yıprandım, bitti. Biz ikna olduk. Bizim çocuğumuz olmuyor. Evladım biz ikna olamadık. Lütfen arar mısın Nimet Hanımcığım? Hemen ara. Efendim merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Metin Bey, Elif Hanım, Elif Hanım, Metin Bey. Şu evlilik sitesindeki. Hadi buyurun. O mucize de biraz fazla oldu. Cihan. Cihan. Gel benimle. Gel. Ne yapıyoruz? Sen gel. Siz de gelin. İban'a mı salacağım? Lan ne başladın sen? Lan İban'ım var sende zaten.
ya ne olur oğlum. Gel buraya gel. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Hasta mısın sen? Bunu niye buraya getiriyorsun? Bu mu? Sen bana bu mu diyorsun? Hanımefendi olayın sizinle hiçbir alakası yok. Kişisel algılamayın. Yerinizde kim olsa bu diyecektim. Ya şoför gönderip beni aldırıyorsun tanışmak için. Şimdi de bana bu mu diyorsun? Ben avukatım avukat. Birincisi, bu benim şoförüm değil, kumarbaz arkadaşım Cihan. İkincisi, avukat olmanızın bu duruma hiçbir faydası yok. Ya gerekçeli bir dava değil zaten. Üçüncüsü, ben de bu kumarbazın ne tür bir oyun çevirdiğini merak ediyorum. O yüzden hesap soruyorum. İzin ver. Ya oğlum ne kumarbazı ya? Ben sizin. Aa o ne ya? Biber gazı mı sıkacağım bize? Evet. Yakacağım gözlerinizi. Biraz sallayın isterseniz. Tutukluk yapmış anlaşılan. O bayağıdır kullanmıyorsanız başı şey olmuş. Aa gözüme gelebilir de ha. Sen gel buraya gel. Gel buraya. Oğlum sen ne yapıyorsun? Kızım o adam kim? O kadın kim? Adam Cihan. Kumarbaz Cihan. Kadın kim bilmiyorum. Metin gelince anlatır size. Kumarbazın bu evde ne işi var? Oğlunuzun arkadaşı. Kızım, kumar yüzünden mi sizin çocuğunuz olmuyor? Yani ne alakası var? Yeteneklerimizi kumarda kaybetmiş olamayız değil mi? Ya beni darlamayın. Metin gelince ona sorun. Bir kumarları eksikti. Oğlum sen benim burada ne halde olduğumu biliyor musun? Ya sen benim asıl ne halde olduğumu bilmiyor musun kanka? 100.000 liraya ihtiyacım var ya. Borca ihtiyacım var. Paran olduğu halde şu kardeşine 100.000 TL borç vermedim. Kardeş ben sana ne zaman borç vermişim? Hiçbir zaman vermedin. Ver işte dostluğumuz pekişsin. Vay. Vay be mübarek. Ver dostluğumuz pekişsin. Borç vermesen dost değiliz yani öyle mi? Ya. Oğlum ben finansçıyım finansçı. Finansçılığın ilk kuralı kumarbaza borç verme. Allah Allah. Allah Allah ya. Eğitildik gene. Gene öğretildik. Sana bir şey diyeyim mi Metin? Bak sen Hande ile arayı düzeltmeye çalışıyorsun ya. Şu kardeşine borç vermediğin sürece düzeltemeyeceksin. Ben sürekli buraya kadınlarla gelip gelip gideceğim. Sen beni hiç anlamıyorsun ki. Oğlum ben niye buradayım biliyor musun? Arayı düzeltmek için falan değil. Hande'nin annesi geldi. Annesi de kalp hastası. Bizim boşandığımızı bilmiyor kadının. Hande aradı rica etti. Gel dedi evliymiş gibi numara yapalım 2-3 gün. Anneme bir şey olmasın. O yüzden buradayım. Ya oğlum tamam o zaman bilsem ya kardeşin geri adım atar. Hayat memat meselesiymiş ya Allah Allah. Ama bir 10.000 lira ver de dedeyle görüşelim ben. 10.000 lan. 10.000 lan. Tamam tamam kes şovu. Tamam yatır. Ama şimdi gidiyorsun tamam. Yarın hesabına yatırın parayı. Para temerrüt de şimdi hesaba düşecek sonra hemen sana aklarım. Yarın eyvallah tamam. Yarın dedeyleyiz. Vallahi dedemi özledim. Öpüyorum. Kızı daha git buradan hemen. Tamam gidiyorum. Hanımefendi buyurun. Sizi bir ara dedemle tanıştıracağım. Vallahi elini bir kaldırıyor bir indiriyor. Hayat değişiyor. Hop. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Lan. Yürü. Geç 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 şuraya otur. Otur oraya. Kimdi bu kadın? Kumarbaz kimdi? Oğlum sen kumar mı oynuyorsun? Oğlum sen utanmıyor musun? Çoluğunun çocuğunun rızkını kumarlarda mı kaybediyorsun? İşte Allah o yüzden sana çocuk vermiyor. Allah cezanı vermesin. Bana bak. Dünden beri bu ikinci kadın. Kim bu kadınlar? Ya bir durun ne oluyor size ya? İyi kaynana kötü kaynana mı oynuyorsunuz? Cevap ver. Bir susun da vereyim. Veremiyorum ki. Bu şey benim arkadaşımdı. Bu kumarbazın teki bu. Bu yanındaki hanım da onunla evlenmek isteyen bir hanım işte. Niye sana getirdi? Sen onun anası mısın babası mısın? Yok öyle değil. O yakın arkadaş olduğumuzu düşünüp benden kefil olmamı istemiş. Yani dürüstlüğüm de nam saldığım için bu piyasada çok dürüst olduğum bilinir. Onun için bana gelmişler işte. Hatta dün gelen hanım kızımız var ya kardeşim benim sürün gibi maşallah kız kardeşimiz. Doktor. Ha?
O da kefil olmamı istedi işte. Acaba evleneyim mi bununla, evlenmeyeyim mi? Bana soruyor bak. Ama ben hemen kefil olur muyum anneciğim? Olmadım tabii. Şimdi ben ondan kumarı bırakıp bırakmayacağından tam emin olmadan nasıl genç bir kızın hayatını karartabilirim kefil olmakla? He? Allah'ım nasıl güzel doğurmuşum. Nasıl güzel yetiştirmişim. Maşallah benim güzel yavruma. Süper çocuk, süper. Neyse artık bir çay daha yapalım da içelim. Ay o kadar fazla yemişiz ki akşam yemeği yemeyiz artık. Değil mi? Nasıl yani? Akşam mı buradasınız? Evet yavrum, ete çok abandık ya. Böyle yola çıkılmaz. Biraz uzanalım ay. Aman. Oy. Ay. Bir daha bu eve tarif bir kadın gelmeyecek. Of! Ya ben mi getiriyorum? Sildim zaten evlilik sitesinden profilimi. Yok artık. Bu hep Cihan'ın para sızdırmak için yaptığı numaralar işte. Anladık onu. Yoksa kadınlar senin için kuyruğa girmiyor. Biliyoruz. Tamam, anladıysan daha fazla yastık arama. Hepsi burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam, doğru değil mi? Ne istiyor bu kumarbaz Cihan senden? 100.000 lira borç istiyor. Senden niye istiyor ki? Sen vermezsin. Aynen. Bu ne cüret ya? Orta Doğu ve Balkanların en cimri adamısın sen. Senden borç mu istemiş? Yani. Ne? Ben mi cimriyim? Ben mi cimriyim? Ben mi cimriyim? Söyle. Ya var ya, ben cimriysem eğer bu dünyada cömert diye bir kavram yoktur. Neyi esirgedim senden evliyken? Robot süpürge istedim, almadım. 1000 tane laf işittim senden. Ya evden çalışma sistemine geçtim, zorlanıyorum dedim. Yine de almadın. Doğru, doğru. Ama bu konuda benim açıklamam çok netti. Yerde sürünen şeyler bana sevimsiz geliyor demiştim. İyi, ben alacağım zaten. Hadi çok kapandık. Annenlerin yanına gidelim. Yaman Hanım. Efendim. Yaman Hanım. Ne? Gel bir şu halının altına bakalım. Halının altı. Gel gel. Beraber kaldıralım. Ayol ne işi var halının altında? Pasaportun kimliği? Ya belki parkede bir kapak var, bir şey var. Ya niye ben bir şey istediğim zaman sana hep yalvarıyorum ya? Kaldır. Bir kaldır. Allah'ım yarabbim. O zaman öteki tarafı da kaldırmak lazım. Şuraya bakalım. Anne. Ama. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Ne artık? Yok. Öyle bakıyoruz öyle. Siz niye yere bakıyorsunuz ki? Siz gökte bulacağınız yaştasınız. Pis. Pis. Nasıl pis yerler? Yani o Gülay hiç temizlik yapmamış. Hiç. Ya kız gitti artık. Siz niye kıza bu kadar taktınız ya? Neyi zorluyorsunuz? Ya kız gitti de sizin de paralarınız uçup gitmiş. Pis her yer, toz, toz, toz. Robot süpürge alacağım. Siz kafanızı yormayın. Hem siz yarın ne yapıyorsunuz? Mangal yapacak değiliz herhalde. Buramıza kadar doyduk böyle yani. Afiyet olsun. Anne, yarın ben seni bırakayım diyorum ha. Yani Leman anneyi boşuna yolunu uzatmasın. Yok, uzatmaz o. Ayrıca biz yarın gitmiyoruz ki. Ne? Yoksa bizim gitmemizi mi istiyorsunuz? Yok. Hem siz keyfinize bakın ya. Gülay da gitti, onun odası da boşaldı. Orada yatın. Hem siz salonda ikiniz ne yapıyorsunuz zaten? Yok yok, burası yer yere yakın. Hava dar, basık değil. Bir de bu sizin ev kaç odalıydı? Böyle ayrı, gizli, bilmediğimiz bir yeri var mı? Hani gezmek maksatlı hani soruyoruz biz. Hmm. Tavan arası, bir bölme. Böyle girintiler. Girinti, çıkıntı. Böyle çok büyük bir alan çünkü burası. Evet, merak ediyoruz. İyi hadi, iyi geceler. Hı. Çok büyük. Evet. Hadi gidin hadi, yatalım işte. Duruyor, duruyor. Anne, hadi kahvaltı.
Beni sen götür. Kahvaltıdan sonra? Yok, daha sonra. Sen şimdi arabanın anahtarını ver bana, koyacağım eşyalar var. Anneciğim tamam, ben hallederim hadi. Yavrum sen ver, hem yürüyüş yapmış olurum. İyi. Cüzdanı da götüreyim mi, koyayım mı arabaya? Yok ne alaka, cüzdan bende. Yani ayırmam biliyorsun. Tamam, geliyorum ben. Hadi git. Yeni kimliklerin arasında bu kim deseydin ya? Ya arabada yazıyordur bir şey. Peki hadi gel. Tamam. Bana bak. Bunlar iki oldu, temizlik yapıyoruz, ayağına yakalandılar. Bunlar bir şey arıyorlar ama ne arıyorlar? Hem de ikisi birden. Ne bileyim. Ha şey olabilir mi? Bunlar bizim torun hikayemize inanmamışlardır. Çocukları olmuyor belgesini arıyor olabilirler. Olmaz. Ya niye olmasın? Bunlardan her şey beklenir. Yani en azından bu aralar. Şundan olmaz. Onları ilk yakaladığımızda çocuğumuzun olmayacağını söylememiştik. İlk önce yatak odasında yakaladık bir şey ararken. Ondan sonra söyledik. E dün gece de salonda bir şey ararken yakaladık. Doğru. Doğru doğru. Ha, tamam şu olabilir. Onlar bize torun büyüsü yaptı anneciğim. Şimdi o büyücükleri böyle bir yere sıkıştırmak için yer arıyorlar. Bu. Torun büyüsü ne ya? Harry Potter mı doğurtacaklar bana büyülü müylü? Saçlardan ne olur ha? Saçlar falan. Eskiden gözlüklerinde vardı ya kitap okumak için. Vallahi olur. Artık çalı süpürgeye de değil, robot süpürgeye biner uçarım. Ya uçmayı sana kaptırmıyorum. Uçmak benim işim. Hatırlıyor musun? Çatıdan ses geliyordu. Aşkım şuna bir bak demiştin de çıktım çatıdan aşağı düşmüştüm. Ardın ezildi ve iki hafta üstüne oturamadım. Ki oturmaya bayılırım. Evet, bayılırız. Neyse. Nerede annemler? Ne anne? Şey ya, benimki içerideydi, benden arabanın anahtarını istedi. Verdim, öte verisini koyacakmış. Seninki nerede? Bilmiyorum, nerede? Ya hiçbir yerde yok ya. Bunların TC numaraları nerede, biz mi göremiyoruz? Ya sen annenin cüzdanını iste. Fotoğrafın var mı ona bakacağım de. Bakarız oradan kimliklere, öğreniriz TC'yi. İyice cepçi olduk biz de. Ha, her şeyi sen planlıyorsun. Bana gelince iste iste, sana gelince cepçi sinyalci. Çok güzel, tebrik ederim. Ha, bırak. Ne yapıyorsunuz siz? Sinyali öğretiyorum. Sinyalleri öğretiyorum annene böyle. Evet. Bu silecekler böyle hep sağ mı gösteriyor yavrum? Sizi şöyle alayım ben hemen anneciğim. Şöyle alayım lütfen. Tabii. Elimizi başımızın üstüne koyup bir de arabaya dönelim mi çocuğum? Hayır. Bana dönün lütfen. Ne yapıyorsunuz siz? Evde olsun, arabada olsun. Sürekli bir şey arama halindesiniz. Ne arıyorsunuz acaba? Araba ne kadar pis be oğlum. Yemezler anne. Anlat. Ne? Ben unuttum bak, ne anlatıyordun? Aa, bak kalbim var ya benim, ben çok unutuyorum her şeyi. Yani senin doğum tarihini bile unuttum be kızım. Versene bana bir kimliğini, bu TC'ne ben bir bakayım senin. Eğer arabada onu arıyorsan, araba benim değil. Yavrum kadın unutuyorum diyor, ne bilsin bu araba kimin? Oğlum sen de ver şu kimliğini bakayım, belki ben de ileride unuturum. Verin bakayım şu kimliklerinizi, bir bakacağız. 22 Ağustos. 6 Mayıs anneciğim. Evet. Ya siz ne yapacaksınız bizim kimliklerimizi? Ay bak benim karnım acıktı herhalde. Midem hareketlendi. Hadi kahvaltıya geçelim mi? Hazır zaten, sizi bekliyorduk. Söylemeyecektiniz değil mi ne yapacağınızı? Peki tamam. Hadi o zaman buyurun kahvaltıya. Önden alalım sizi. Görelim nasıl gidiyorsunuz. Ha? Bizim gene olmadı lan. Nerede bulacağız? Her yeri karıştır. Burayı karıştır. Şurayı karıştır. Yok. Çocuğumuz olsun diye sağa sola bir eşyalar koymuyorsunuz değil mi? Ne alakası var kızım? Hiç sevmem. Benimki pek sever değil mi anne? Tövbe estağfurullah. Hiç sevmem, tasvip etmem. Allah cezanı vermesin senin. O zaman ne arıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
İlacım. Ne iladı? İlacım, ilacım. Leman anne. Ah, kalbim, kalbim. Kalbim. İlacım. Gidin ilacımı alın. Ver, ben alırım. Hayır, sen bilemezsin. O bilemez, beraber gidip alın. Hadi. Anne, reçete var ya, neyini bilmeyecek? Evlatım bilmez. Tamam, uzatma, beraber gidelim. Hadi. Yedin mi, doydun mu? Ah, yedim. Hadi, hadi, tamam. Ah. Tamam. Mehmet Hanımcığım, biz de şöyle ayaklarımızı uzatalım, içeri geçelim. Ha. Sofrayı falan sonra toplarız. Tamam. Evet, evet, tamam. Sen iyi misin? Olacağım. Ne yapıyorsun? Ne arıyorlarsa evin altının üstüne getirecekler. Tamam, bir şey bulabilirler mi? Yani fotoğrafları koydum, magnetleri yerleştirdim. Bir tek eşyaların az. Ha, tamam, eve gider alırız eşyaları. Yok, çok uzun sürer. Ben evde kalayım, ne olur. Anne lütfen ya. Bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar da bir an önce gitsinler artık. Muska mı yerleştiriyorlar, büyü mü sokuyorlar bir yere? Ne yapıyorlarsa yapsınlar ya da ne alıyorlarsa alsınlar artık. Ne alacaklar? Ne bileyim, büyücü takımı bu işte. Saç kılı istiyor, tırnak parçası istiyor. İşte pamukçuk kazaktan falan süpürge sapı, bir sürü şey. Sen nereden biliyorsun bunu? Annen yaptırıyordu değil mi? Yapıyordu tabii. Yani babama yapıyordu. Babama yaptı, bağlanma büyüsü. Bağlandı mı? Bağlandı. 42 yaşında emekli oldu baba. Annem kendi büyüsünün işe yaradığını sandı tabii. Yani hiç Çalışma Bakanlığı övgü bırakmadı. Neyse işte, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bir an önce gitsinler. Tatilim hiç oldu ya. Senin de derdin o be. Vay be, ne yapayım? Derdini derdim edindim, farkında mısın? Hangi kadın? Cihan. 10.000 lira verdim. 10.000 daha borç istiyor. Kafa göz daldıracak bu, vallahi bak. Rica ederim. Metin, aç şu telefonu ya. Aç şu telefonu Metin, yalvarırım, aç. Mert, bırak peşimi be. Aç ulan, aç. Benim ilacım var şekerim, onları mahsus yolladım. Biz evi rahat arayalım diye. E anladım. Ama eczane çok yakın. Yani bana söylesen ben daha uzağa gönderirim. Bir de cüzdansız gönderirim. Bak şimdi, biz kendimizce düşünelim bir. Şahsi eşyalarımızı biz nereye koyarız? Ben şahsen yorgan yüklüğünün arasına koyarım. Ayol, yüklük mü kaldı şimdi? E çocukların da yok tabii. E şahsi düşünelim dedi. O zaman yanlış söyledin. Çocuklar gibi düşünelim demen gerekiyor. Ay ben nereden bileyim senin yüklüğünün olduğunu, hala onların da arasına bir şey sakladığını yani. Cihan, paramı ver. Anneni bu işe karıştırma. Evladım, ben o kumarbazın annesi falan değilim. Bana bak, sana bir çarparım bir de yer çarpar oradan. Terbiyesiz. Bende kumarbaz yetiştirecek anne tipi var mı? Aşk olsun size de. Mert'ciğim, indir o silahı bak. Bu kadınlardan biri kalp hastası, gerçek bu. Heh, ben ilacımı aldım ama hiç iyi değilim oğlum. İndir şu silahını. İndir. Git şuradan, yastık al. Etrafı kirletme, boğarak öldür. Hadi. İyi, zaten temizlikçi aldılar ama her taraf yani şey götürüyor. Hiç yani, bu kadar mı insan pis olur ya? Ya ne diyorsunuz siz ya? Bu adam 6 aydır 100.000 TL borcunu ödemiyor. Bak ne yapayım biliyor musun? Şu an 10 lira vereyim. Şu anda 10.000 lira vereyim. Gerisini sonra vereyim. 10.000 lira verin bana. 10.000 lira var mı? Bu kadar tantana 100.000 lira için mi? Ha? Sen indir o silahı ve şuraya otur çocuğum. Gel. Otur şuraya. Gel sen şuraya. Sen de öyle. Git, ha? Git şuraya. Git. Sen de dur orada. Alın bakalım şimdi bunları. Cihan Bey, bunları imzalıyorsun. Kim o mu? Ben eski noter memuruyum. Valizdeki eşyalarımı çıkarır, eve yavaşça dağıtırız ha? Dağıtırım. Metin, bir kahve mi alsak? Arabada kahve içmeye uzadım. Oo, sen şimdiden dağıttın. Yapma, utandırıyorsun. Tamam tamam, alırız. Ben de bisiklet sürmeyi özledim, biliyor musun? Hiç binmedin mi ayrıldığımızdan beri? Hiç. Ya şuradan şuraya gitmedim. Kondisyon bisikletine bile binmedim. Zaten o gitmiyor. Bu ne ya? Hadi yavrum, hadi. Yazıyorsun oraya.
Her birine 20. 10 olmaz mı? 20 yaz oraya. 20'şer 20'şer. 20. Hı. Bu isim bura mı? Evet, imzala orayı da. İmzala çocuğum orayı. Cihan. Ben imzalattım. Aferin. Bir gibi görünüyor ama 2 bu. 20 bu yani. Normal de yaz sen oraya. Her sayfaya çocuğum. Her 20. Bu 10 gibi görünüyor ama 20 bu. 20 yaz çocuğum. Kızım 20 işte. 20 10 değil. 20 bu. 20. Yazıyla da yaz sonra. Hah, aynen. Hı. Tamam. 20. Silah kaldırsın ama bu. Tamam. Tamam. Sen yap onları. Kaldırın hadi. Bitti bak, 20. Yazıyla da 20 diyorum. Cihan. Zafer. Gördün mü evladım? Kalem silahtan daha keskin. Şimdi her ay 20-20 ödüyorsun. Tamam mı? Eğer ödemezse sen onu hemen icraya veriyorsun. Al çocuğum. Hadi al senetlerini git. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Beni geniş çaplı bir cinayetten kurtardınız. Öpeyim teyze. Hayır. Silah tutan adama elimi tutturmam. Ama sevaptan da olmayayım. Tutmadan öp. Tekrar tekrar çok özür dilerim. Deminki eve dalışım için. Hakkınızı helal edin. Cihan, sen de aksatma olur mu? Yoksa bozuşuruz. Tamam. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Merdum, haberleşiriz. Güzel çocuk ya. Teyzelerim ya, Allah sizden razı olsun. Gerçekten çok teşekkür ederim ya. Büyük birlik. Sen eli silahlı adamı nasıl bu eve sokarsın? Sen takip eden adam var arkanda. Niye buraya geliyorsun? Burası aile evi. Eşek sıpası. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Bir daha eli silahlı adamlarla asla eve gelme. Borcumu da günü gününe öderim yani. Sağ olun. Evladım, senin işin ne? Kumarbaz. Hayır canım, gerçek işini soruyorum. Hangi iş için sen hangi işini kumarla kaybettin? Efendim ben iç dekorasyon, iç yapı işiyle uğraşıyordum normalde. Ah be çocuğum, ne güzel de işin varmış. Yazık değil mi böyle silahlı adamlarla? Ne işin var ya senin? O dede, efendim bende bir dede var. O dede var ya. Efendim bir elini kaldırıp bir indirse gerçekten hayatımız kurtulacak ama. Ah o dede. Aklıma gelince neyse. Bak yine geldi aklıma dede. Dedem. Aa, bu evi ben yaptım biliyor musunuz? Gerçekten yani iç dekorasyonundan dışına her şeyini ben yaptım efendim. Görüşürüz. Dur bakayım evladım. Düğün hediyesi ha, bedava. Metin'e hediye. Yani gel. Evladım sen bir dur şöyle dur. Yani bana bak, bu evi komple sen mi yaptın? Tabii tabii, bedava her şey yani, alçısından alçıpanına, peteğinden perdesine, yani şu eşyaların montajını bile ben yaptım. Metin'e helal olsun. Metin'e helal hoş olsun. Hediyem, düğün hediyesi, bedava düğün hediyesi verdim ona. Ya bunca zamandır arkadaşım Metin. İnanır mısınız, bir kuruş daha istemedim. İstemem. Tamam etmem. Asla. Oğlum, düğün hediyesi zaten bedava olur. Mantıksız. Ben de onu diyorum işte ya, bedava. Cihan, sen şimdi bu evi inşaatından montajını, her şeysini sen yaptın değil mi çocuğum? Ha? O zaman gizli bölmelerini de biliyorsun. Tabii. Meslek sırrı. Ha, meslek sırrı. Seni silahla kovalayan adamlar Metin'in evine gelince de hangi meslek sırrı? Sırrın bizde. Oh,
mutlu musun? Aman abi, seni uzaktan Brad Pitt sandım, koştum geldim. Ablayı görünce de dedim Angelina Jolie güzelini bulmuş. Tabii boş, baş dedim. Kız Hollywood'un kalbini tuttu be. Arku gözlü sevgilinle bir çiçeği abi. Aşkınızın soğanı, şanı virüsünün abi. O olur, olur, olur. Ver, ver. Teşekkürler. Allah size birbirinize bağışlasın. Sağ ol. Metin, evliyken bana hiç çiçek almadın. Ne demek almadın? Aldın mı ya düğünde? Sen onu attın, ben de herhalde çiçek sevmiyor dedim. Bir daha almadım. Her şeyde bir kılıfım var be. Şiddet hafiflemiş. Şiddetin ne hoş. Öyledir. Hadi annemlere gidelim, biraz boşanmamış numarası yapalım. Üzülmesinler. Sonra biz... Ne be o? Nasıl? Ne nasıl? Anne, üzülüyor musun? Gidelim, sonra konuşuruz. Hanımlar, hazır mıyız? İşte karşınızda gizli bölmeli möble kitaplık. Yok ayol, ben buraya kaç kere baktım. Benim gözümden kaçmaz. Efendim, kendi ellerimle yaptım. Ne oluyor yani oğlum burada, ne oluyor? Kitabı alınca arkadan kapı mı açılıyor? Bak, acelemiz var bizim. Seni ölümden kurtardık, bizim elimizde kalacaksın bak. Yok efendim, şimdi bakın şöyle, işte burası yani. Kitap, bakın kitap, 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 kitap ama bu değil. Bunu alıyorsunuz ama bu kitap değil. Yani hepsi kitap ama bu kutu. Ha, şeytanın aklına gelmez. Benim geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Gömün mü bu teyzeciğim, ne yapıyorsunuz? Şeytanı kovuyorum. Bana bak üç kağıtçı. Senin o oğluma bir daha zarar verdiğini görürse iki kağıdını birden yırtarım ha. Tamam efendim, beddua etmeyin. Durmaz. Kolay gelsin. Gidiyorum ben. Ya içinden pasaport falan çıkarsa belki TC numaralarına da ulaşırız değil mi? Kıralım, kıralım. Dur, dur bak, şurası göçüyor gibi. Şuradan kaldır bakayım. Dur, dur, dur. Dur, dur buradan da ben kalkmam. Kağıtlar var. Anne. Hı? Şu eve girmeden sana bir şey söylemem gerekiyor. Evet, dinliyorum. Yani şimdi söylemezsem geceleri uyuyamayacağım. Sonra söyleyeceğim şeyin provasını yapacağım. İyice saçmalayacağım. Olmadık bir zamanda söyleyeceğim. Her şeyi tam berbat edeceğim. Şimdi edecekmişsin gibi geliyor ama. Yok, şimdi etmem. Ya istesem de edemem. Çünkü tam zamanı. Ben bizi çok özlemişim ya. Bak kaç yıl sevgiliydik, çok eğlendik değil mi? Evlendik, eğlenmişiz. Boşandık, hala eğleniyoruz. Yani diyeceğim o ki, biz niye boşandık? Leman Hanım, dayan, dayan Leman Hanım. Metin, ne oluyor? Bilmiyorum. Koş! Tamam, bekliyorum. Anne! Tamam. Leman anne! Anneciğim! Ambulansı aradım, şimdi geliyorlar. Anne! Sakın kıpırdatmayın dediler. Olmaz anne, ambulans mı bekleyeceğiz? Götürelim işte benim arabayı atıp. Yok olmaz, Nimet anne haklı. Anneciğim dayan kuzum, dayan ne olur. Ne olacak? Bunları bulduk. Ambulans nerede kaldı? Niye ambulans gelmedi? Anne! Niye gelmedi abla? Anneme bir şey olursa. Bir şey olmayacak, bir şey olmayacak. Tamam, ben yanındayım güzel. Evladım, ben oğlum. Niye koydum evlatlığı? Bana bak Hande, Hande. Bana bırakma beni. Bırakmıyorum, buradayım. Buradayım, korkma tamam. Tamam, geçti, geçti, geçti. Niye gelmedi abla? Ne oluyor ya? Leman anne. Ay, ay.
ay, ay, ay. Yerim ben sizi. Anne sen niye ayaktasın? İlaçlarımı düzenli olarak kullanıyorum kızım. Ayrıca kendisini stresten uzak tutuyorum ben. Ay Nimet Hanımcığım, sen stresin kendisisin. Ay canım benim, ben olmasam bu iş çözülür müydü? Bu yuva kurtulur muydu? Anne sen numara mı yaptın? Yavrum sen biraz önce Metin'e böyle sımsıkı sarılıyordu. İnsanın en yakını kocasıdır, tutunacağı daldır yavrum. Ben dal mıyım anne? Yavrum senin rahmetli baban tam bir kütüktü. Ama Allah'tan sen dal olarak kaldın. Bir dakika ya, siz ne çeviriyorsunuz? Ha, bir sürü şeyler çevirdik ama. Çevirdiklerimizin bazısı döndü, bazısı dönmedi. Ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi bir çay koyalım. Ondan sonra biz size böyle açık havada anlatalım. Çünkü sizin bol bol oksijene ihtiyacınız olacak. Tamam, şakaymış işte, şey yapma. Kıyamam ben size. Şeker koymadınız. Neyi karıştırıyorsunuz bu kadar saat? İdeal sıcaklığa gelsin diye. Hatta güler gelsin diye. Ah geldi. Gülay ne oluyor? Ortam da ideal sıcaklığa erişti. Anneler anlatsın. Biz baştan beri sizin boşandığınızdan haberdarız. Boşandığınızı öğrendiğim zaman tabii ki kalp ritmim ve nabzım yükseldi. Üzüldüm. Ama kalbimin bir tarafı da sizin tekrar bir araya geleceğinizi biliyordu. Yok. Biz bir araya gelmedik. Sizde kalp var ya. O yüzden anne beni aradı. Annem geliyor dedi. Boşandığımızı bilmesin, üzülür dedi. Bir iki gün idare edebilir misin dedi. Ben de tamam dedim. Hala boşuz yani. Boşsanız dinleyin. Gülay sen mi söyledin sinirlenip? Anneler anlatsın. Siz evde boşanma belgesi mi arıyordunuz? Tamam o zaman her şeyi baştan anlatalım. Biz sizin boşandığınızdan şüpheleniyorduk. Çünkü ayda bir bize yemeğe gelirdiniz ya da bizi yemeğe çağırırdınız. Ama bıçak gibi kesildi bir yıldır. Bir de aradığımız zaman selamı var. Selamı var. Nasıl yani? Evin kredisini bitmesine daha 4 yıl var anneciğim ya. Metin. Metin telefonda anne ama selamı var. Tamam. Görüşürüz. Yok anne bir günüm var zaten. O gün de aracı muayeneye götüreceğim. Annenin de selamı var. Yanımda. İş için yazışmaları var. Metin, lavaboda. Selamı var. Anne su almaya gitti. Selamı var. Tamam, tamam. Onun da selamı var. Aynen aynen. Onun da selamı var. Biz zaten sizin boşandığınızdan şüpheleniyorduk. Sonrasında emin olduk. Ya. Sen söyledin değil mi Gülay? Anneler anlatsın. Bir gün seni aradım. Ulaşamadım. Normalde her gün konuşuyorduk. Her gün mü? Her gün az olur. 3 saatte 1. Bir de sırası mı şimdi? Siz... Gülay nasıl öttü? Ha bu arada siz Gülay'ın yatılı yardımcı olmadığını anladınız.
Yani. Yavrum, anasının gözü diye bir tabir vardır. İşte o tabirdeki ana biz oluyoruz. Kesin. Gülay da bizle işbirliği yaptı. Yazıklar olsun sana. Madem benimle ev arkadaşı olmak istemiyordun, niye bunu baştan söylemedin? Öncelikle arkadaşın olmak istiyordum. Çünkü sen her gece ağlıyordun. Ağlamıyordum. Ağlıyordun Hande. Vay arkadaş. Şiddeti de hafifledi. Söyle bana, sen beni ne zaman sattın, ne zaman ihanet ettin bana? Şimdi ben bir gün telefonumu arıyordum. Bulamayınca da sana sormaya karar verdim. Sonra geldim ve sen yine... Ağlıyordun. Ben de gelip yine bana inkar etmeni istemedim. O yüzden telefonu da kendim aramaya karar verdim. Sonra salonda şarjdaki telefonu da kendi telefonum zannettim. Telefonu alıp o da çalınca açmak zorunda kaldım. Arayan da Leman teyzeymiş. Biraz sohbet ettik. Ben de senin durumunu anlatıverdim işte. Ben de hemen atlatamadım. O yüzden zaten bu evlilik sitelerine düştüm. Bak seni kulağından kornişe asarım ha. Dağı. Anne ne yapıyorsun? Hava nemli zaten. Tükürüğe ne gerek var? Madem başından beri biliyordunuz, niye boşanma evraklarımızı aradınız? Leman annem işte. Kendisi noter memuru ya. Onun için boşanma belgemizi görmek istemiş. Hayır yavrum, hayır. Ben sizin, yani daha doğrusu biz sizin TC'nizi merak ediyorduk. Kimlikleriniz lazımdı bize. Sebep? Biz sizi tatile gönderecektik. Sonra arkanızdan biz de gelecektik. Çok iyi anlaşıyormuş gibi yapıp sizi yalnız bırakıp kaçacaktık. Bak şimdi planımızın üstünden bir kere daha geçelim, tamam mı? Tamam. Biz tatilde seninle çok iyi geçiniyor gibi yapacağız, tamam mı? Onları sık sık bir araya getireceğiz. Biz yatmadan yatmaya odaya geçeriz. Bana bak, Metin izninde değil mi? İyi biliyorsun. Evet. Ha tamam, şimdi her şey yerli yerinde. Ama ne lazım? Bize TC numaraları lazım. Yani kimliklerini bilmemiz lazım. Nasıl rezervasyon yaptıracağız yoksa? Çok su içiyorsun. Çok su içiyorsun. Sen içtikçe biz ikide bir duruyoruz böyle. Bak sen çok yavaş konuşuyorsun. Benim içimi bayıyorsun, kendimi suya veriyorum. Konuşmuyorum ayol, yavaş. Yavaş konuşuyorsun. Yavaş da araba sürüyorsun. Bu yavaş mıy 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 mıy. Biraz hızlı gitsen çabuk varırız. Ben yavaş konuşmuyorum, senin yüzünden ikide bir duruyoruz ayol. Hadi, hadi, hadi yürü gidiyoruz. Aa, fenalık getiriyorsun. May 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 be. Biz iyi geçiniyor gibi yapacağız. Hadi bırak. Üretmiş iyi ya. Yavaş konuşmuyorum Nimet Hanımcığım. Ben eski noter memuruyum. Tane tane anlatıyorum. Yavaş konuşuyorsun. Yavaş konuştuğun için sonunu bağlayamadık olayın. Ben bir araya girebilir miyim? Bizim bu tatil işi ne oldu acaba? Yani TC kimlik ne olsa bizim boşanma belgesinde yazıyor. Sonra başka bir plan buldum ben. Hı. Sizi bir araya getirmek için. Leman Hanım, TC'leri burada ama biz oteli değil de ambulansı arayalım. Aa, plana sadık kal Nimet Hanım. Leman Hanım, 2 dakikalık yola yolladın ilaç almaya. Bak hala gelemediler. Bu arada sen birinin hayatını kurtardın. Belli ki çocuklar kaynaşmaya başladı. Gel sen beni dinle. Yani? Yani. Senin kalbin sayesinde kaynaşmaya başladı. Gel şu kalbini birazcık tıngırda. Bak bu iş düzelecek. Ne yapacağız? O planda benim aklıma yatınca ben de kendimi yere yatırdım. Anne ne yapıyorsun? Şimdi sen böyle yapınca bizim Metin'le aramız mı düzeldi? Hay çoktan düzeldi. Biz sadece çileğini koduk. İnkar etme Hande. Metin'i seviyorsun. Maşallah o da sen arayınca uçarak geldiğine göre belli ki o da seni seviyor.
Ya zorlamayın işte. Ya zaten niye boşandığınızı bile hatırlamıyorsunuz ki. Şiddetli geçimsizlik. Ve şiddeti gittikçe azalan bir yıldır daha. Biz bunu Metin'le aramızda konuşur hallederiz. Nimet Hanımcığım, biz de kendi aramızda konuşalım, çözelim şu meseleyi. Hadi bakalım. Çözelim bakalım. Ha. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Hande'yi... Verdim gitti. Yahu dur, daha lafımı bitirmedim ben. Çok ağır konuşuyorsun Nimet Hanımcığım. Nasıl oluyormuş? Esas sen çok ağır konuşuyorsun. Hatta ben... sen çok ağır araba sürüyorsun. Abi. Eğer biraz hızlı sürsen, yani deveyle gelsek daha hızlı gelirdik. Ağırsın sen, ağır. Şimdi benim ağzımı açtırma. Her gittiğimiz benzin istasyonunu doldurdun canım. Her gittiğimiz benzin istasyonunda o kadar kalınmaz ki. İçimi baydığın için benim tuvalete gitme ihtiyacım oluyor. Hayatım, kilometrelerce gittik. Kilometrelerce. Ağır, ağır, o kilometrelerin her 10 dakikasında bir durulmaz ki. Ay diye diye. Halletmişsin ya. Haklılar, biz ayrılamayız. Aynen öyle. Biz ayrılamayız. Hemen bir tatile kaçalım da artık sonrasını konuşuruz, bakarız. Bu arada kaçalım derken gerçekten kaçalım.